İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2007 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için Roma'ya gitti. İmamoğlu'na 45 gazeteci olmak üzere 73 kişilik kafile eşlik etti. Uçak, konaklama, yeme içme dahil gezinin tüm masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandı. İmamoğlu'nun gezisi çok konuşulduğu çok tartışıldı. Bütün bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyordu. Özel, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye konuştu. İmamoğlu gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi dedi. Gazeteci toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Ana muhalefet lideri Özel, İmamoğlu'nun Olimpiyat Oyunları için lobi yapmak amacıyla Roma'ya gittiğini vurguladı. Aslında bu Avrupa oyunları için protokol imzalanması ama bir yandan da Olimpiyatlar için büyük bir lobicilik çalışması. Burada bu meseleyi böyle görmek lazım. İstanbul'un ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Özel katılımın yüksek tutulması için gazetecilerin belediye tarafından götürülmesinin yadırganmaması gerektiğini söyledi. Katılım düşecekse İstanbul ve Türkiye için bir lobicilik faaliyeti olduğu için bu masrafların karşılanması bugünkü şartlarda anlaşılıyor. İnşallah Türkiye'de gazetelerin kendi masraflarını Karşıladıkları gazetecilerin de Kurumum karşılamazsa takip etmem bu gezi Diyebildikleri günlere gelebiliriz CHP lideri Erdoğan'la yaptığı görüşmede 28 Şubat paşalarının durumunu Gündeme getirmişti Erdoğan af yetkisini kullandı Cumhurbaşkanının özel kale müdürü Hasan Doğan Namık Namık'tan'a Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza söylediği paşalar konusu çözüldü Sayın Genel Başkan'a iletebilirsiniz Mesajını attı Bu bilgilendirme özel tarafından memnuniyetle karşılandı O bilgi verme kısmını çok önemsedim Bilinmesini istedim Hasan Doğan'a da teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim. Özel 28 Şubat'tan sonra ikinci beklentisini dile getirdi. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Böylece Osman Kavala'nın serbest kalmasının yolunun açılabileceğine dikkat çekti. Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar alınmasına sebebiyet verilebilir. Adalet Bakanlığı'nın orada kanun yararına bozma gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanı'na hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam. Özel Sinan'a ateş davasının MHP içinde de rahatsızlığa neden olduğunu savundu. Bu sis perdesinin kalkması bir siyasetçinin kanının yerde kalmaması çok önemli dedi. Değerli basın mensupları